Derim, sağ olun efendim. Diğer telefonumuz da hazır, onu da alalım. Bir karikatür görmüştüm. Üst üste mezarlar. Altına şunu yazmış. Yan tarafta da apartmanları koymuş. Nasıl yaşarsanız öyle gömülürsünüz. Benim rahmetli anneannem dedemi de üst üste gömdük hocam. Fakat mezarlıkta yer yoktu yani. Yer olmasa ondan olur. Dolayı mecburiyetten olmuştu. Tabii, aynı mezarda tabii, var şu tabii. Allah rahmet etsin onlara da inşallah. Telefonumuz bekliyor. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Benim bir sorum var size. Ben Hristiyanım ama oruç tutuyorum. Acaba günah mı, yasak mı? Evet, teşekkür ederiz. Yani samimiyetinizden dolayı Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ben Türkiye'de yaşıyorum. 17 yıla Türkiye'deyim. Bir evin çalışıyorum. Ne zamandan beri oruç tutuyorsunuz? Başla 2 yıla tutuyorum. 2 yıldır. Evet. Yani çok büyük bir saygı, çok büyük bir sevgi bu. Bir defa saygı açısından sevap elde ediyorsunuz. Yani Müslümanların bu duygusuna, bu ibadetine siz de aynen yaşayarak ortak oluyorsunuz. Bu çok güzel bir saygı. Yani güzellikten de öte çok büyük bir fedakarlık aynı zamanda. Tabii bir de bunun herhalde rahatlığına, huzuruna da eriyorsunuz ki devam ediyorsun. Öyle anladım ben. Ne hissediyorsunuz oruç tuttuğunuzda siz Müslümanlarla? Sizin duygunuz bizim için önemli. Çok mutluyum. Evet. Çok seviyorum. Çünkü ben böyle bir şey düşünüyorum benim için. Çünkü ben 17 yıl Türkiye'deyim. Bu toprakı basıyorum. Evet. Kusun içiyorum. Müslümanları ekmeği yiyorum. Benim için çok saygı sevmek var. Ben böyle bir şey düşünmek için ve oruç tuttum ve size sevmek için oruç tuttum. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. İnşallah Rabbim size gönlünüzdeki muradınızı versin. Cenab-ı Hak inşallah hidayet de nasip eylesin. Yani Müslümanlığın güzellikleri hakikaten Müslümanlar bazen kıymetini bilmiyorlar. Hani suyun içindekiler kıymetini bilmiyor. Bu kardeşimizden de örnek almak lazım. Yani inancı farklı, Hristiyanım diyor. Hristiyanın gereğini de yapıyor. Bir de tutuyor Müslümanların içerisinde onlara saygı. Onlara efendim sevgisinden dolayı bu toprakların benim üzerimde hakkı var diyerek bu müthiş bir saygı. Şöyle bir şey dikkatimi çekti burada bu hanımefendinin söylediklerinden. Yani ben oruç tutmuyorum, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım diye milletin yüzüne sigara üfleyenler, açıkta, kasıtlı olarak açıkta göstere göstere yiyenlere de bir örnek teşkil ediyor bunun saygısı. Çok memnun kaldım. Günah olmaz. Asla günah olmaz. Yapılan iyilikler boşa gitmez. Rabbim size karşılığını versin inşallah. Huzur ve saadet diliyorum. Bir ömür boyu muradınız yerine gelsin. Güzellikler versin Rabbim size. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de bizi duygulandırdınız. Bize ders verdiniz bu tarafa. Çünkü benim Ermeni kardeşler bana diyorlar, neden sen tutuyorsunuz, Müslüman değilsiniz. Ben de diyorum, Allah birdir, peygamberlerin hepsi aynı. İster Hazreti İsa, ister Hazreti Muhammed, ya. Herkes. Yani sen, benim için çok sevmek, sevgi zaten var. Bizim de dediğimiz bu. Biz diyoruz ki bütün peygamberlere iman ediyoruz. İsa aleyhisselam da bizim peygamberimiz. Musa aleyhisselam da, İbrahim aleyhisselam da bizim peygamberimiz. Evet. Biz de istiyoruz ki Hristiyan kardeşlerimiz, Yahudi kardeşlerimiz onlar da efendim Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın son peygamberi desinler. Bunu dediğiniz zaman evet. Zaten bir şey olmuyor. Halkanın sonu o. Hatemin Nebiyyin getirdikleri mesaj aynı. Teferruatta değişiyor. Bu şekilde bakarsanız zaten siz inşallah bizim Müslüman tanımına da uyuyorsunuz bu şekilde. Muhammed Aleyhisselam da benim peygamberim diye kabul ediyorsanız. Bir anlamda dinimizi de tasdik etmiş oluyorsunuz. O da çok güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. Allah mübarek etsin. Teşekkür ederim. Başka soru var mıydı Allah, efendim? Böyle bir şey var. Şimdi ben bir evin çalışıyorum. Benim yıllık tatilimiz var ama vermiyorlar. Yani 15 Türkiye'de. Gün tatil olacak. Evet. Vermiyorlar ve onun karşı bana ücret vermiyorlar. Acaba benim hakkı yiyorlar, yemiyorlar? Sizin hakkınız varsa, o tatili vermiyorlarsa, çalışıyorsanız, ücret de vermiyorlarsa kul hakkına giriyorlar. Sizin bu evet. Yaptığınıza karşılık böyle bir şey yapılıyorsa o da çok büyük bir eksiklik, kusur. O konuda da bizim hatamız.
O kardeşlerimizi uyarmak lazım. Türkiye'de bunlar yapılıyorsa uyarmak lazım. Çok ince düşünüyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Örnek oldunuz Çok bugün. teşekkür ederim. Türkiye'ye Allah razı örnek olsun. oldunuz. Dürüstlükte örnek Toprakta oldunuz. batırsınız altın olun. Amin, amin. Ne güzel Çok duan teşekkür var. ederim. Ne Çok güzel. rahatsız iyi. Çünkü her gün arıyor, arıyor. Düşünüyorum her gün. Ve acele acele dedim arayın. Bir sorumuz bileyim. Çünkü patronları gelmesin. Hizmet yapayım. Bir dinleyin yani. Bugün nasip oldu. Biz de memnun olduk. Evet. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok Allah razı olsun. Sizden de hayırlı Abi, akşamlar bir efendim. Bir şey söylemek istiyorum hocam izin verirseniz. Evet. Yani Müslümanlardan zaten dua alıyorsunuz da bir de Hristiyan bir insandan dua alıyorsunuz canlı yayında. Peki kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Allah razı olsun. Sağ olun.